Merhaba arkadaşlar, Kızıltaş TV'nin yeni videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda gördüğünüz gibi Empire Total War çekiyorum arkadaşlar. En son Osmanlı serisi yanmıştı. Daha sonra ben de farklı bir seriye başlamayı planlıyordum. Dedim şu iki tane modu yükledim. Bir bayrak modu, ikincisi de Ottoman Empire Realism mod diye bir hani Osmanlı'yı güçlendiren mod. Bu modun kapsamı içerisinde oyuna belli başlı şeyler ekliyor. Mesela yani Babür İmparatorluğu, ondan sonra İran gibi mesela veya işte Barbari Devletler, Kırım gibi. Ben birazcık Babür İmparatorluğu ile oynayacağım arkadaşlar. Yani bir kısa campaign olarak. Evet, oyunumuza başlayalım. Böyle belli aralıklarla video gelir arkadaşlar. Yani Babür İmparatorluğu'nda hiç oynamadım şu ana kadar. Bir de en zor oyun modu açtım. Hayırlısı olsun bakalım. Your empire is in decline and the ablacım, sus ablacım. Uniting their fellow Hindus against Mughal rule. As such. Ya kısaca özet işte. Bak, burada bir zımbırtı var. Maratha Konfederasyonu diye. Bu adamlar artık güçlü. Yani teknolojik açıdan üstünler. Nasıl üstünler? Yani eskiden buraların sahibi Babür İmparatorluğu, Hindistan'ın sahibi. Daha sonra geliyor bu adamlar tüfeklerle, daha böyle batıya uygun silahlarla bizi alt etmeye çalışıyorlar. Ve hani burada direniyoruz. Yani direnmemiz gerekiyor normalde. Gerçek oyunda, orijinal oyunda belli bir yıldan sonra burayı tamamen yıkılıyor ve Maratha Konfederasyonu'nun eline geçiyor. Ama bakalım, bizimkinde öyle olmayacak büyük ihtimalle. Burada İran var. Osmanlı'yla kurabildiğim en kısa zamanda ittifak kuracağım arkadaşlar. Osmanlı zaten arkadaşlar bu oyundaki şu anda bu mod sayesinde en güçlü devlet büyük ihtimalle. Bu yüzden hani fazla şey yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Osmanlı'nın zorlanacağını. Ve onunla ittifak kurarsam başarılı bir ittifak kurmuş olurum gibi geliyor. Onun dışında Avrupa'daki durum böyle arkadaşlar. Biz kendi önümüze bakalım şimdi. Devlet yöneticimiz Aurangzeb diye bir yönetici, hükümdar. Yani dinimiz İslam, hani devletin resmi dini, geçen dini. Ondan sonra nüfusumuz sanırım yeter, yani bayağı bir var sanırım yani. Şuradan KSS'ek 62 milyon adam var. Yani hiç fena değil. Savaş halinde olduğumuz ülkeler Maratha Konfederasyonu ve bir sürü ülkeyle ticaret yapıyoruz. Şöyle hedeflerimiz de şu, şu ve şu bölgeyi ele geçirmek. Yani biraz kayarsa şurayı ele geçirmek. Ki hiç de kolay değil çünkü ordumuz vasatın ötesi diye biliyorum. Şimdi öncelikle belli yerleri taviz vermeliyiz gibi geliyor arkadaşlar. Mesela buradaki ordu büyük ihtimal buraya saldırır. Sonucu ağır olur. Siz buraya gelin. Şimdi bunlar bir işe yaramaz. Adamların tüfekli askerleri var. Şunlar zaten bizi biçer. Sadece şu ordunun yarısını biçer zaten. Siz nasıl bir oturuş ya? Bağcılardan gelen asker. Neyse. Siz de şuraya bir savunma hattı oluşturmalıyız arkadaşlar. Ya bir kere şu askerler hiçbir işimize yaramaz. Köylü köyle, yerli yerine kardeş. Yani şu askeri bırak ya. Ne yapacaksın? Köylüleri orduya alıp. Siz şuraya gelin. Ben diyorum ki arkadaşlar, biz başta oyunda yaptığı en büyük hata Babür'ün buraları kaybediyor. Sonra dağılıp gidiyor. Öyle burada bir duvar savunma yapalım. Bu kimdir? Bir dakika. Sen kimsin reis? Okul mu burası? Tamam. Seni daha sonra casusla şeye göndeririz, teknoloji çalma. Şimdi araştırabileceğimiz teknoloji, çok güzel değil, yok.
araştırıldı sandım da yok değilmiş. Bu süngüyü araştırmamız gerek. Takılabilir, çıkarılabilir süngü. Bayağı bir eğitim adamımız var sanırım. Yalnız ben okullarımız nerede ne var hiçbir şey bilmiyorum. Bir bakalım. Welding. Şimdi. Yanlış mı yapıyoruz bir dakika? Şuradan bakılmıyor muydu? Ha yok, bölge bölge. Şimdi. Bunların hangisi okul? Bak, kafam karışıyor. Bir dakika. Burada okul var mı şimdi? Burada bir şey yok. Okul olan bir vilayet seçmek lazım. Mesela burada da bir şey yoktur. Gel gel gel. Var mı burada bir şey? Mesela burada okul var. Ne diye geçiyor? Şimdi az oynayınca direkt school diye geçiyor. Tamam, arayalım. Başka okul eğitim alanı yok. Ben o zaman şöyle yapayım. Sen gel kardeşim. Seni şuraya sürmek gibi olmasın gönderelim. Şimdi önemli bir diğer... Aha, siz de din yayıyorsunuz. Evet, Müslümanlığı yaymanız lazım. Buradaki vatandaşlarımız Hindu dinine geçmesin. Sizi ben esas amacım şu civarlara göndermek de. Şimdilik orada durun. Arkadaşlar şimdi duvar savunması yapacaksak yani şurayı da eğer kaybetmeyeceksek ondan da garanti veremiyorum. Hani kaybedebiliriz diye riski atamıyorum. Kaybedersek eğer burada bir savunma hattı kurmamız gerek. O yüzden burayı geliştirelim. Ne var ne yoksa askeri eğitim amaçlı. Sonra ekonomimizi iyi yapalım. Zaten asker yağması gelmez buraya kadar. Ekonomi biraz... Bir dakika, ne yaptım ben? Çay mı yoksa pamuk mu? Çay mı pamuk mu düşünün. Hangisi daha iyi para veriyor? İkisi de aynı. O zaman hadi pamuk olsun. Yok yok, çay yiyorsun. Çay çek yazık. Sonracığımına. Para lazım bize. Bol bol para lazım. Halkın refahı da tabii gerekli de. Dini eğitim şu anlık aciliyeti yok. Siz kimsiniz? Line Infantry. Siz de şöyle yol alın. Ajan çok önemli. Şimdilik siz şuraya bir gelin de. Şu limana. Peki bizim donanma gücümüz nasıl? Listelerden. Evet. Bir tane bile gemimiz yok. Çok hoş bir şey. Şimdi şurada unuttuğum bir şey var mı? Tamam, elimizdeki birlik bu zaten. Bölgelerimiz. Bak sen geldin. İmamdaydı. Ha, bir imam daha varmış. Oo, burada. Yalnız şuradan gelir. Hop şurayı alır ha. Neyse siz, sen de şu aşağılara gönderelim imam kardeşim. Dini yayacaksınız kardeş. Sen de şuradasın. Tamam, siz de şu suikaste gidin. Mümkün olan en kısa zamanda. Öldürebildiğinizi öldürün. Diplomasi yok. Araştırmalarımıza baktık. Diplomasiye bakalım azıcık da. Yanlış baktım diplomasi. Şimdi yapabildiğimiz bütün ticaret anlaşmalarını yapalım. Oha. Adamla ticaret anlaşması yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar ben Osmanlı Devleti ile anlaşma yapmak istiyorum. Büyük ihtimalle Avusturya-Osmanlı savaşı çıkacak. Bu yüzden boş boşuna böyle bir ittifaka girmek istemiyorum. Yani mümkünse Osmanlı'yla, o da mümkün değil, sonra ittifakımızı kurarız. Gelen geçen bizle ittifak kuruyor. Para öderiz, önemli değil. Yeter ki gelirimiz olsun. Daha sonra bol bol gelir zaten bu para. Niye böyle? Tamam, önemli değil. Çok da bir şey değişmeyecek zaten. Bakın, bir taraftan para kazanıyoruz.
Yalnız Fransa ile iyi ilişki içinde bulunmam şu üçünü bloke etti zaten. Neden öyle bir şey oldu? Zerre fikrim yok. Belki de yok yok limanlarımız yetmiyor, o yüzdendir büyük ihtimalle. Yani yeter şeyden dolayı. Evet doğru demiş, doğru tahmin etmişim. Bu kadar limana yani bu kadar hani yetiyor ticaret kapasitesi. Şimdi bizim gemi de basmamız lazım. Gemicik lazım. Bir tane 6. sınıf basalım. En azından bir liman koruyalım. Yani bütün ticaret gelir gider buradan. Bak şuna baksanız yani. Zaten devlete ne geliyorsa yani 5'te 1 oradan geliyor. Gelir kaynaklarımızı iyi korumamız gerek. Evet, ondan sonra yöneticimiz fena değil arkadaşlar. Yani Osmanlı'nın ilk sultanından daha iyi gözüküyor. Çünkü öyle bir koymuşlar ki Mustafa, ikinci Mustafa. Evet, devam edebiliriz. Hızlandıralım da oyunu fazla şey yapmayalım. Osmanlı arkadaşlar herkes fokus yapacak birazdan. İnşallah sağ çıkar aradan. Ha şimdi geldik arkadaşlar muharebeye. Ben gay dediğim ne olur ne olmaz. İlk savaşımıza başarıyla başlayalım. Osmanlı Devleti her yerinden yani darbe yiyor. İnşallah güzel bir şekilde bitirir onların işini. Mesela hem Mora Yarımadası'ndan saldırıyor. Hem Gürcistan saldırıyor, hem İran saldırıyor, hem Avusturya saldırıyor. Bir de Lehistan savaş açtım zaten. Bir de Rusya ile savaş halinde zaten. Yani imparatorluğu paramparça edebilecek güçler. Ki Osmanlı savunur. Güveniyoruz ona şu anda. Ordusu güçlü deyip. Vay ilk defa gördüm ha böyle yapıları. Hiç bu civarlarda savaş atmamışım ben daha. Şimdi benim ordum nerede? Heh burada. Bak şimdi. Oba bir dakika. Siz necisiniz? Siz necisiniz abi? Tüfek mi bunlar? Ne bu? Tüfek değil mi? Ne olduğu belli değil. Tüfek. Şimdi siz. Sonra siz. Siz. Bunlar yakın mesafe askerlerimiz. Sonra siz. Siz. Evet. Bu herifler de uzak mesafede tüfekçi olarak savaştırabileceğimiz askerlerimiz. Atlı birliklerimiz var. Bunlar iyi iş görür. Sonra bu da yakın mesafe. Komutanımız var. General önemli. General iyi korumamız gerek. Topçularımızın menziline kadar ona göre koyacağım. Burayı alıyordur, değil mi menzili? Yok almıyor. Şu kadar. Nereye bakıyor bunlar? Bir dakika ya. Ben şöyle tümsek bir yere koymak istiyorum. Mümkünse. Bakayım nereye kadar görüyor. O bütün savaş meydanını görüyor gibi bir şey yani. Şöyle. Şuradan zaten saldırırsak. Şehri kullanmayacağım arkadaşlar. Boş boşuna. Şehre girmek istemiyorum. Topçularımızı korumalı atlı birliklerimiz. Generaller acil bir durum olursa biçecekler. Siz kimsiniz? Bir dakika. Ha okçu birlikleri. Onlar da arka planda dursunlar. Şimdi ilk olarak taarruzu bunlardan yapacağız. Arkasından okçu birlikleri arkalarını kollayacak. Kanatları ayıracağız. Sağ kanattan bir grup, sol kanattan bir grup ve en sağdan da atlı hücumu, solda topu koruyacak ve bir taraftan da general. Düşman general geldiği an hareket. Şimdi düşmanımız bu taraftan geliyor. Ben ordumu şu civara doğru çekeyim. Öncelikle bu bir. Okçuları
dizayn edeyim. Şuraya şöyle koyalım. Dur. Bir kişi gelsin şurada dursun. Diğer ikisi siz de şurada durun. Tamam. Siz burada ormanlık alanın içerisinde durun. Siz atlılar. Sol kanattan yarabildiğiniz kadar yarın. General, sen de şehir içinde kal. Gerekirse taarruz edeceksin. Destek birliklerimiz nereden geliyorlar? Buradan geliyor kendileri. Siz de düşmana farklı bir yerden taarruz edermiş gibi, belki yalancı bir taarruz. İşini bitirebilir yani. Düşmanın buraya geleceği yok gibi zaten. Yönünü hemen bize doğru çevirdi. Madem düşman buraya gelmiyor, bu atlıları da, yani topçumuza saldırmayacağını düşünerek bu atlıları da buraya alalım. Bu yalancı taarruzu devam ettirsinler. Fazla da şey yapmayı düşünmüyorum adam. Çünkü bize düşman saldırdı. Düşman eğer saldırısını tamamlayamazsa o kaybedecek. Evet, bir dakika. Önemli bir ayrıntı şimdi. Düşman generali tehlikeli. Bunu aradan çıkarmak lazım. Topçu atışları devam ediyor mu? Tamam. Şuraya. Oradan çok zor be. General fikrini değiştirdi. Hayırdır? Ya mümkünse şu general birliğini vursa çok iyi olacak arkadaşlar. Evet, ilk av geliyor. Nerede benim atlılarım? Aslan atlılar. Hop. Sıkıntı yok, devam. Şimdi arkadaşlar atlılar cepheyi yarmayı tercih etti. Önemli değil. Biz takibe kalkabiliriz de. Tamam, sıkıntı yok. Zaten o düşman toparlanamaz bir daha gibi geliyor. Siz yalancı taarruzu devam ettirelim. Yani buradan siz devam ettirin. Az daha ilerleyin. Tamam. Geri. Şuraya. Düşman birazdan saldıracak belli ki. Bunlar başarılı bir iş yaptılar. Vallahi çok kıytırık birliklere benzemiyor bunlar ha. Okçu değil mi? Yani okçuymuş. Şimdi riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Bu adamlar nasıl yenildiğini gördüğüm için. Aha, siz şunlara var gücünüze saldırın. Generalin çok iyi bir görevi var. Fillerden oluştuğu için ordusu. Biçer onlar, biçer. Siz de şunlara saldırın, biçin. Siz koşun hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, generalin böyle bir görevi var. Orduyu savurarak yakıyor, yıkıyor. Hindistan'ı bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Yalnız general zarar görüyor. Arada general de kaçtı ha. Ölmesin bari. Bak, tahmin etmediğim bir şey oldu. Genelde olmazdı ama. İlk dakikadan mallık yaptık. Acaba bunlar vurduğu için mi? Böyle bir hataya düştük biz ya, neyse. Siz geri çekilin. Ben onları oraya sokmayacaktım. Menzile çok girdiler. Ama belki geri dönebilirler. Muhtemel olarak dönerler gibi geliyor. Evet, döndüler arkadaşlar. Generalimizi kaybetmedik ya. Sıkıntı yok. Sizi... devam vurmaya. Burada...
bir olaylar yaşanmış. Ya ama hoş bir şey değil bu ya. Daha saldırmadan çekilmeye kalkıyorlar. Aga siz ne? Size ne oldu? Abi nasıl bir birlik? Siz şuraya. Onların menzilinden çekilin. Vallahi delireceğim ya. Böyle orada olmaz olsun. Siz nereye ya? Tamam. Siz şunlara vuruyor musunuz ya? Arada ben... Tamam. Onlardan baya bir kayıp verdiriyor bunlar. Saldırıyorlar mı, çekiliyorlar mı, ne yaptıkları belli değil, böyle kararsız. Bak en iyisi Osmanlı kardeş şu oyunda, şu ne ya? Siz az ilerleyin. Komutan arkadan girsek alır mıyız? Alamayız. O komutan çok kuvvetli. Şöyle yaparsak. Onlarla bunlar uğraşabilir mi? Uğraşamaz tabii ki. Dur, kaç. Yalancı taarruz ekibi gelsin. Yalancı taarruz ekibini alalım. Sahneye alalım. Bunlar batırdı çünkü işi. Asasen bunlara girsem mi? Bunların gücü ne kadar ki ya? Çok merak ediyorum. Bu kadar kötü birlikler olduğuna göre. Ya herhalde bu kadarına karşı mücadele edemezler. Saldırın gitsin ya. Yenilmekten iyidir. Şuna baksana herifler sürü gibi geliyor. Siz saldırın tamam evet. Oba komutan öldü. O helal lan. Helal olsun lan. Oğlum bir iş yaptılar lan sonunda şu. Nefret ettiğim birlikler. Neyse bunlarla savaş kazanacağız. Oğlum şaka maka. Ya siz niye gelmiyorsunuz? Ya ben sizi çağırmadım. Şuradan da şununla girsek alırız gibi bu savaş. Tamam alıyoruz. Sıkıntı yok. Devam hızlı. Bak general ölünce moraller sıfırlandı. Dur. Çok kritik. Şuradan bir atlı taarruzu yaparım. Alırım aklınızı. Siz de şuradan... Oba. Geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güzel bir zaferdi. Yalnız birazcık zorladı. Oyun modu en zor olunca hakim olmak zor tabi. Savaş meydanına. Gene de salak düşmanı başarılı bir şekilde yendik. İnşallah İran bize savaş açmaz. Eğer İran bize savaş açarsa büyük ihtimalle biz iki ateş arasında kalıp yok olacağız. İran'la iyi geçinmek lazım aslında. Osmanlı'yla müttefik olursak İran'la savaşmamız muhtemel. Şu anlık Osmanlı'yla müttefik olmayayım. Nereye yağmaladılar? Nereyi? Demedim mi? Liman lazım bize. Kesin yağmalarlar diye. Şerefsiz. Neyse. Şimdi buradaki iki tur kaldı. Şunlara bakalım. Düşman yağması. Ne güzel. Yağmalayayım bakalım. Benim işime görmez bu. Ya ama yani benim donanmam mı vardı?
İsveç-Danimarka Savaşı, Avusturya, Polonya, Litvanya. Oho. Sizin ben neyse. Evet. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Yeter olsun. Bir sonraki bölümde ben de size yapacağım şu yağmalama işini göreceksiniz şerefsiz neyse. Ben şimdilik sabotaj yapabiliyoruz mu? Yap yap yap. Bitir onu. Heh. Sabotaja sabotaj kardeş. Biz belli ki burayı kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar korumaya çalışalım. Asker ne basıp şu anda? Ya bunlar ne yapacak? Bari şunlardan basak da bir işe yarasın. Evet. Şimdilik arkadaşlar gidişat fena değil. Heh, bir dakika. Oğlum yedim seni. Sen benim limanımı yağmalarsın. Oha. Ben seninkini yağmalamaz dedim adam öldü. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.